Herkese merhabalar. Bugün Almanya'daki yazılım IT kursları hakkında güncel 2022 bilgileriyle karşınızdayım. Daha önce 2019 yılında Medium'da yazılım alanında ilerlemek isteyenler için Almanya'daki tavsiye edilen kurslar diye bir yazı yazmıştım. 2020 yılının Mart ayında da 3 seriden oluşan bir video hazırlamıştım Almanya'da yazılım kursları 1-2-3 diye. Bunların artık üzerinden 2-2,5 yıl geçtiği için güncel bilgilerle size aktarmak istediğim için bu videoyu hazırladım video ve yazıdaki yaklaşık 12 13 tane kursu tek tek anlatmayacağım ama önemli gördüğüm popüler olduğunu düşündüm dört tane kursu baz aldım onları sizlere güncel hallerini aktaracağım hem e, YouTube ve LinkedIn üzerinden gelen bir sürü sorunun da cevabı olmuş olacak bu. Çünkü orada işte e, bu kurslar yani videoda ve yazıda aslında detaylı anlattım. Hem güncel e, kursları eklenen kursları tekrar bahsetmiş olacağım. Hem de sık tekrar eden soruları buradan cevaplamış olacağım. E, videonun başlığında ve kapak resminde olan Amerika kısmını da e, bir parantez açıp birkaç cümleyle de oraya da fikirlerimi beyan etmek istiyorum. Hani Amerika'da Amerika merkezli kurslar hakkında da birkaç kelam edeceğim. Ama önceliğimiz Almanya olduğu için hemen başlayalım. yazıda ve videoda DCI ile başlamıştım. Bu DCI kursunun yazıda ve videoda şehirlerinden bahsetmiştim. Önce güncel olarak lokasyonlardan bahsedeyim. Eklenen lokasyonu Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Leipzig, Frankfurt am Main Münih, Bochum ve Stuttgart olmak üzere lokasyon sayıları da artarak büyüyen bir kurs olmuş. Kursların web development ve online marketing vardı benim video ve yazıda. Ekstra olarak AVS programı eklenmiş. AVS programına 3 ay demişler. Web development 12 ay, online marketing 12 ay, bir de oryantasyon kursu var 1 aylık. Bunlar şöyle oluyordu, İşte oryantasyon kursunda giriyorsunuz yapıp yapamayacağınıza karar verdikten sonra bu 12 aylık e, süreçler başlıyor. Avs'de de 3 ay olmak üzere. E, İngilizce alırsanız Almanca e, ek ders olarak veriliyor ya da kursu Almanca alırsanız İngilizce ek ders olarak veriliyor. Böyle bir avantajı olan bir kurs. E, remote yani online katılma ihtimaliniz de var. E, tabii şehirden şehire, e, eğitmenden eğitmene değişebilir. Olumlu feedback verenler de var, olumsuz feedbackler, feedback verenler de var. E, ben 2017 Aralık ayında sadece oryantasyon kursuna katılmıştım. Ondan sonra ilerleyemedik onlarla. Bazı sebeplerden dolayı, resmi sebeplerden dolayı. Yani kursla alakalı değil. Hani imkanımız el verseydi ben devam ederdim. Ee, ama olmadı. Ama e, Berlin'de veya farklı şehirlerde bu kursa katılanlar, mezun olanlar, hala hali hazırda kursta olanlar bu videoyu izliyorsa yorum kısmına olumlu olumsuz feedbackleri yazabilir görüşlerini yazabilir. Biz de güncel bilgileri izleyenlere aktarmış oluruz. İkincisi Spice Akademi benim ben de yeri ayrı olan bir kurs. Çünkü 3 ay web development kursuna katılmıştım 2018 yılında. Eşim de 2020 yılında data science kursuna katılmıştı. Ee, gerçekten e, çok yoğun, çok ağır katılmak isteyenlerin gerçekten bir altyapısının olması gerektiği bir kurs. Size aşırı bir bilgi yüklemesi yapılan bir kurs. E, videoda ve yazıda Berlin, Köln, Hamburg e, demiş olmam lazım. Stuttgart'ı eklediklerini düşünüyorum. 4 tane şehirdeler şu an. E, Web Development kursu 3 ay, Data Science kursu 3 ay, bir de Data Analytic e, kursu eklenmiş. Bu da 9 hafta. Bu yeni, güncel olan bir kurs. Yani Data Analytic kursuna katılan çevremde şu an bilmiyorum. Varsa lütfen yine dediğim gibi yorumlara yazsınlar. Olumlu olumsuz yönlerini bir yazsınlar. Biz de e, güncel bilgileri aktarmaya devam edelim. Ama web development ve data science kursunu web development kısmını ben e, data science kursunda eşim aldığı için hani direkt gözlemlediğimiz şeyi söyleyeyim. Gerçekten çok iyiler. Bir sıralamaları var. Mükemmel. E, size zaten kabul etmeden önce de bir task veriyorlar. E, videolar veriyorlar. Bunları izleyin. Taskı bize bir gönderin. Başarılı olursanız sizi alıyorlar. Hani öyle herkesi almıyorlar. Belli bir sınırları var. E, çünkü parasını kendi ödeyenler var, bildiğiniz kutuş haline gidenler var, çok değişik imkanları olan bir yer. E, korona sürecinde de işte online da yapılabiliyor. Katılmak istemeyebilirsiniz. Gidip benim evde e, online katılma imkanım yok deyip oraya da direkt full time katılabilirsiniz. Ya da bir gün online bir gün evden şeklinde de bir çözüm e, yapabiliyorlar. Gerçekten kaliteli bir yer. Hocaları en azından biz, ben Berlin adına konuşayım, diğer e, şehirleri bilmiyorum. Ama Berlin'de gerçekten e, güzel bir kurs olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü Ironhack. Ironhack'i e, yazıda ve videoda şöyle demiş olabilirim. E, Bildungsgut, çay verip vermediğine e, kurs net üzerinden bakmanızı tavsiye etmiş olabilirim. Ama benim bildiğim, yani tekrar videoya başlamadan önce yine bir araştırıp web sitesinde 3 e, ödeme şekli var. işte kredi başka bir opsiyon daha vardı onu unuttum. Bir de bildungsgutschein yani job center veya agenturfreibeite giderek bildungsgutschein alabilirsiniz. Iron Hack için Iron Hack'te de 4 e, tane kursu var. Web development kursu var, data Analytics kursu var, UI UX, UX design kursu var. Bir de Cyber Security var. Hani e, sanırım e, Cyber Security yazımda veya videoda bahsetmedim bu güncel olanı bunu hemen aktaralım. E, notlarımı şöyle almıştım. Web development e, 9 hafta full time yani bootcamp yoğunlaştırılmış bir şekilde ya da eee part time yapmak istiyorsanız 24 haftaya yayıyorlar. Aynı şekilde Data Analytics ve UI UX design kursları da bu şekilde 9 hafta ya da part time katılmak istiyorsanız 24 hafta e, bir süresi var. Ancak Cyber Security'de bu süre 12 hafta full time'ı. E, part time yine aynı 24 hafta. Iron ee, Egg ağır bir kurs. Yani Spice Akademi'ye göre. Yani Spice Akademi'de ne dedik? 12 hafta yani 3 ay demiştik. Ama burada süre 9 haftaya iniyor. Daha yoğun. Yani hatta 8 hafta eğitim veriyorlar. Bir haftası final haftası. Yani sizin orada bir proje ortaya çıkartmanız lazım. Spice'da da işte 11 hafta eğitim. 9 hafta, 12. haftasında da final projesi hazırlayıp sunuyorsunuz. Yani çok yoğun ağır bir programı olan bir kurs. Yani Spice Akademi, Ayrınek ve az sonra sayacağım Levagon. DCI biraz daha esnek. Yani 12 aya yaymış bir kurs olduğu için yani rahat rahat öğrenebileceğinizi düşündüğüm bir kurs. Ama Spice, Ayrınek ve Levagon'da kesinlikle altyapısız girenlerin başarısız olacağını söyleyebilirim. Ne kadar çalışırsanız çalışın. Çünkü size orada hani sıfırdan bir şey öğretmiyorlar. Sizi bildiğinizi düşünerek e, ilerleyerek gidiyorlar. O yüzden altyapımızın olduğuna dikkat edin. Dilim var, benim biraz da background'ım var deyip bu kurslara öyle başvurun. DCI bunların dışında. DCI'nin hem bol, her hemen hemen her şehirde olması, hem remote olması, hem de kursların sıfırdan bu alana geçecekleri geçeceklere hitap etmesinden dolayı bu listeye ekledim. Şimdi bir diğer son kursta Almanya'daki Levagon'dan bahsedelim. Levagon'da e, Berlin de olan bir kurs ama online seçeneği de mevcut. Avrupa'nın hemen hemen her şehrinde var. Önemli şehirlerinde mesela işte Madrid gibi, Barcelona gibi, Amsterdam gibi ya da İstanbul gibi, İstanbul'da sitelerinde görebilirsiniz. Mevcut bir kurum. Web Development kursu var 9 hafta. Aynı Ayrnek gibi full time'ı 9 hafta, part time'ı 24 hafta. Data Science kursu var. 9 hafta yine full-time, 24 haftada part-time şeklinde katılabilirsiniz. Online veya işte şartları mümkünse, el veriyorsa kursa gidip on-site de katılabilirsiniz. Bu kursların ortak şeyi hepsinin İngilizce olması. Sadece dediğim gibi DCI'da İngilizce veya Almanca ikisi dilde de eğitim verilebiliyor. Yani benim Almanya'ya bakan yönüyle, sunabileceğim, kaliteli gördüğüm dört tane kurs bunlardı. Tavsiye edebileceğim. Bu dört kursun güncel, e, eklenen, yeni açılan kursları, yeni eklenen şehirlerini sizlere e, anlatmaya çalıştım ve bu bilgileri vermeye çalıştım. Şimdi gelelim Amerika'daki yazılım kurslarına. E, almaya kısmını bitirdik. Şimdi Amerika'daki kısma bakalım. Çok kurs ismi saymayacağım. Buraya 4-5 tane not almıştım. Bunlardan bahsedeceğim. Hani İngiltere'de de var, Hollanda'da da var, Almanya'dakileri zaten saydım. Ee, ama hepsini böyle karmaşık bir hale getirmemek adına Amerika olarak filtreledim, Almanya ve Amerika diye ayırdım. Bu kurslar e, benim hatırladığım kadarıyla herhalde pandemi süreciyle e, piyasaya arka arkaya çıktı ya da daha öncesi vardı ben duymadım. 2020 Mart, Nisan gibi duymaya isimlerini çok başladım. E, tabii büyüyerek e, ilerlediler. Almanya'da şubeleri oldu. Başka ülkelerde de şubeleri oldu. E, neden tercih ettim? Onları söyleyeyim. Türkçe kaynak arayanlara, Türkçe kaliteli kurs arayanlara bu sayacağım e, kurslar faydalı olacaktır. E, bazı kursların süresi uzun, bazı kursların süresi kısa. Hani burada da işte dediğim gibi. IT background'ın olup olmaması ile alakalı çünkü bazı kursların süresinin uzun olması IT background'ın olmayan insanlara da hitap etmesinden dolayı ve bu da artı bir seçenek oluyor. Katılan arkadaşların, mezun olan arkadaşların, iş bulan arkadaşların e, vermiş olduğu feedback'lere dayanaraktan bunları böyle bir videoda eklemek istedim. Yani QA, Tester, Web Developer, Cyber Security, Data analiz, data science veya data engineer alanlarında kurs alan arkadaşların, e, kurs alan arkadaşlardan edindiğim, birebir de tanıdığım bu kurslarda e, eğitim almış, mezun olmuş insanların e, vesilesiyle zaten bu konuşmaları yapabiliyorum. Olumsuz eleştiri varsa, dediğim gibi kursu almadığım için yapmam etik değil. Çünkü eleştirmek için o kurslara katılmam lazım. DSA'ya katıldığım gibi, Spice Akademi'ye katıldığım gibi. Hani bu şekilde eleştirebilirim ama katılan arkadaşlar, mezun olan arkadaşlar varsa, olumsuz eleştirileri varsa YouTube'a bu videonun altına yorum olarak ekleyebilirler. <laughs> Katılmak isteyenler de oradan olumlu olumsuz eleştiri görebilir. Olumlu eleştiriler dediğim gibi ben gözlemlediğim kadarıyla söyleyeceğim. Katılanlar da daha detaylı yazabilir. Ee, mesela işte notunların bakıyorum CyberTech gibi, Tech Pro Ed, Eurostudy, Tekno Study ya da Clarus Way gibi öyle ismini çok duydum. 4-5 kurstan bahsedeceğim. Bu kursların zaten İngilizce verilen kısımları var. Ee, ama benim İngilizcem yok, benim Almancam yok ya da başka bir dilim yok. Türkcem var sadece diyorsanız Türkçe seçeneği de mevcut. Hani bu kursları alarak Türkiye'de e, tester olabilirsiniz, developer olabilirsiniz veya cybersecurity alanında iş imkanı bulabilirsiniz. Hani amacım Türkiye'de e, kendine bir meslek edinmek isteyenlerin e, bu kurumlarla irtibata geçerek bir e, nasıl söyleyelim? kariyer planlaması yapmasını tavsiye ederim. Güzel bir geleceği olabilir. Avrupa'da da işte eğer diliniz varsa İngilizceniz, Almancanız ama ben Türkçe pratikte işte teorik bilgim olsun diyorsanız yine Türkçe bu kursları alabilirsiniz ama kendine bir yol haritası çizmek isteyenler için özellikle Türkiye'de olan insanların bu kursları almasını tavsiye ederim. Burada bol bol proje yaparak CV'nizi, işte kitap profilinizi güncelleyebilirsiniz. Daha sonra da ileride. Avrupa'ya açılmak istediğiniz zaman da belli bir background'ınız, belli bir tecrübeniz olduğunda da Avrupa'daki iş ilanlarına başvurarak işte ben zamanda bunları bunları yaptım. Alanınız önemli olmuştu o zaman. Türkiye'de çalıştığınız firmalar, aldığınız referanslar, yapmış olduğunuz projeler sizin kariyer anlamında bir adım öne taşıyacaktır. Yani en azından sıfır olmadığınız görüntülenecektir. Yani Türkiye'de bulunan kendine bir kariyer planı çizmek isteyenler için ee, önemli bir fırsat olarak düşünüyorum. Onun dışında Avrupa'da da e, dilini halletmiş e, dediğim gibi Almanya'daki yazılım kurslarına Bildungsgutschein almakta zorlananlar bu kursları e, kendileri cüzi miktarlar ödeyerek karşılayabilir ama e, ama ben Türkçe almak istiyorum yine Bildungsgutschein yapmak istiyorum Almanya'da yaşıyorum deyip bu kursları da alabilirsiniz. Zaten eğer Akred'de olmuşsa kurs nette görüntülenebiliyorsa veya kendi sitelerinde biz Bildungsgutschein'e e, devam edebiliyoruz gibi bir ibare varsa zaten e, onu da e, teklif alıp, angebot alıp Job Center veya Agentur Fühaber'teki memuruza iletip oradan Bildungsgutschein alabilirsiniz. Yani çok ismi geçti. Bildungsgutschein nedir derseniz de zaten e, yazılım, Almanya'da yazılım kursları 1-2-3 veya işte o Medium'daki yazımda detaylı bir şekilde açıkladım. Oraya bakabilirsiniz. Kurs net nedir derseniz oraya da bakabilirsiniz. Tekrar yani bu videonun çok uzun olmaması adına, Hani bunları detaylı anlatmıyorum. Sadece benim amacım e, kendine güzel bir kariyer planı çizmek isteyenler için böyle fırsatların olduğunu duyurmak. Onun dışında hani bu kurslarda e, olumsuz feedback diyebileceğim başka çok aman aman bir şey yok. E, sadece ne yaptıysanız bu kursları alırken hangi projeleri yaptıysanız e, gelişiminize katkı sağlayacak mesela sequence'lerden bahsedelim işte java gibi javascript gibi test tool'ları olsun işte cypress gibi veya işte farklı platformlar olsun hani bunları CV'nize güzelce eklemeniz yapmadığınız olmayan bir şey CV'nize eklememenizi şiddetle tavsiye ederim çünkü etik olmadığını düşünüyorum hani bunu zaten eklemediğinizi düşünerekten zaten hani sadece o an projede ne yaptıysanız biz mesela Spice Academy'de yaklaşık 5-6 proje yaptık bu 5-6 projeyi ekleyebildik CV'mize ama onun dışında bir iş tecrübesi olarak yazmadık, bir eğitim olarak, bir bootcamp olarak yazmıştık. Hani bu tarz şeylere dikkat edin. Benim acileniz, tavsiyem bu yönde ama onun dışında güzel bir kariyer, güzel bir gelecek istiyorsanız da ve dilimde yok diyorsanız Türkçe olması babından burayı, bu kurumları tercih edebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında ben zaten linklerini bırakacağım tek tek girip fiyatlarına bakabilirsiniz veya fiyat teklifi alabilirsiniz. E, detayları konuşabilirsiniz. Yeni bir gelecek istiyorsanız, güzel bir gelecek istiyorsanız, e, Avrupa'ya, dünyanın her yerine ya da Amerika'ya açılmak istiyorsanız, e, altyapınızı oluşturmak istiyorsanız, e, makul fiyatlarla bence bu işlemi yapabilirsiniz. Dediğim gibi sadece, eee, bu kursu alanlardan ricam mezunların veya halihazırda alanlar varsa olumlu olumsuz bütün feedbackleri yorum kısmına yazmaları. Çünkü sizin yaptığınız yorumlar sizin olumlu olumsuz eleştirilerinizin hepsi hani A firması B firması için değil genel olarak söylüyorum ya da firma ismi de belirtebilirsiniz. Bu kurumları seçecek insanların kafasında bir fikir oluşmasına yardımcı olacaktır ben nasıl işte DSA'ya giden, Spice'e giden, Ayrinek'e giden, Levagon'a katılan arkadaşlarla görüştüğüm veya bizzat katıldığım DSA gibi, Spice gibi kurslara katıldığım feedback verebiliyorsam olumlu, olumsuz sizden de ricam bu kurslara katıldıysanız olumlu, olumsuz yönlerini verin. Ben katılmadığım için ne hocaları eleştirebilirim ne müfredatı eleştirebilirim. Yani katılsaydım diyelim işte bu firmanın bu eğitimi çok iyi, bu firmanın şu eğitimi çok kötü vesaire diyebilirdim ama katılmadığım bir şeye eleştirmem etik değil. Sadece dediğim gibi güzel e, projeler üretin, kitap ve CV'nizi doldurun, yalan yanlıştan sakının, e, güncel olmayan hiçbir e, iş durumunu sivinizi eklemeyin tecrübe olarak. Benim tavsiyelerim bu yönde. Benim anlatacaklarım Almanya'daki ve Amerika'daki yazılım kurslarıyla alakalı. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi yorumlarda olumlu, olumsuz, bütün eleştirileri, bütün soruları konuşalım, tartışalım ve eğer gerekirse video daha çekip e, bunlar üzerinden yine tartışabiliriz. Bana ulaşmak isteyenler YouTube profilime bakıp oradaki platformlar üzerinden bana ulaşabilir. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Almanya'daki, Amerika'daki IT yazılım kurslarıyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi eğer ki olumlu olumsuz bütün yorumları kursa katılan, mezun olan, hali hazırda giden varsa yorum kısmına belirsin ki bu videoyu izleyenler fikir oluştursun kafasında. Ve bizler de eğer gerekirse bir başka video çekerek bu durumu daha detaylı bir şekilde özetleyebiliriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.